Merhaba, bugün Büyük Mücadele serisinin 18. vaazı var. Peygamberlik sözleri olarak 7 kilise. Peygamberlik sözleri olarak 7 kilise. Büyük Mücadele serisine İsa'nın Matta'nın 24. bölümündeki vaazıyla başlamıştık. İsa dünyanın sonunun belirtilerini anlatırken kendi zamanından dünyanın sonuna kadar olacak önemli şeyleri anlattı, açıkladı bunları. Bunlardan bir tanesi de milattan sonra 70 yılında Kudüs'ün yıkılmasıydı. Yani Yeruşalim'in yıkılması, yerle bir edilmesiydi. Ve İsa ondan sonra şöyle söyledi. Matta'yı açalım. Matta kitabımızın 24. bölümü. Matta 24. Yirmi dörtte dokuzu okuyacağız. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. 21 ve 22 okuyarak devam edelim. Aynı bölüm. 24'te 21. ve 22. ayetler. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. İsa'nın takipçilerine ilk büyük zulüm putperest Roma tarafından yapıldı. Hristiyanların mallarının mülklerine el konuldu ve çoğu hapse atıldılar. İşkence gördüler. Amfiteyatrlarda vahşi hayvanlara atıldılar veya diri diri yakıldılar. Bazıları haça gerildi. Onlar ölürken de ziyaretçiler gülerek alkışlıyorlardı. Ne varsa burada gülünecek. İmparator Nero'nun zamanından, bu zaman ne zaman? İmparator Nero 54 yılından 68 yılına kadar tahtta kaldı. O zamandan 313 yılında Konstantin Milan fermanını imzalayana kadar bu feci baskılar ve işkenceler sürdü. Milan fermanının basılmasıyla ne oldu? Hristiyanlık tanınmış bir din olarak geldi sahneye. Yani o zamana kadar Hristiyanlık tanınmıyordu. Öyle, o yüzden sürekli işkence, baskı falan. Fakat o zaman legal bir din haline geldi. Fakat Hristiyanlığın legal bir din haline gelmesiyle putperestlik ölmedi. Ne oldu? İsa'ya gerçekten adanmamış insanlar kendi dünyasal hedefleri için kiliseye katıldılar. Ve Hristiyanlık yozlaştı. Putperestlikten gelen birçok şey, doktrinler, ayinler falan kiliseye girdi. Daha da kötüsü, putperestliğin ruhu kiliseye girdi. Allah'ın sevgisi ve karakteri artık parlamıyordu kiliselerde, silik olarak görünüyordu. Tabii sadık olan imanlılar bu duruma karşı geldiler. Bundan hiç hoşlanmadılar. Saf ve pak bir Hristiyanlık yaşadıkları için bu imanlılara çok feci zulmediliyordu. Ondan sonra bakalım Daniel Peygamber 7. bölüme gidelim. Orada neler söylüyor Daniel Peygamber? Daniel 7. 25. ayete bakacağız. Daniel 7:25. Yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek, onun kutsallarına baskı yapacak, belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar 3,5 yıl için eline teslim edilecekler. Papalık yetkisini tanımayan bütün Hristiyanlara
baskı yaptı. Bu dönem 3,5 yıl devam edecekti. Ama nasıl 3,5 yıl ona bakalım. Hükümdarlıklar ve papalık için kutsal kitapta söylenen her bir gün bir yıl demektir. Ve her yıl 12 parçalık 12 aydan oluşuyor ve her ay 30 günden oluşuyor. Böylece 360 günü alırsak, 3 ile çarparsak 360 gün bir yıl ediyor. 3 yıl vardı ya, onu 3 ile çarparsak 1080 gün ediyor. Yarım yıl içinde 180 günü alırsak, bunu eklersek toplam 1260 gün oluyor. Yani gerçek dünya zamanıyla 1260 gün oluyor. Vahiy 12:6'da ise şöyle söylüyor. Vahiy'e bakalım. Kutsal kitabın son kitapçığı. Vahiy 12:6. Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Kadın simgesi ne demek? Kadın simgesiyle kilise resmediliyor. Papalıktan kaçtı. Yüzyıllar boyunca Waldensler gibi insanlar gizli gizli gerçeği tanıklık ettiler. El ile yazarak yasak olan kutsal kitabı kopyalayıp dağıttılar. Bu arada başka protestocular da ortaya çıktı. Sadece Waldensler değil, başkaları da çıktı. John Wycliffe for example, kutsal kitabı İngilizceye çevirdi ve papalığın suistimallerini gösterdi. Bu şekilde insanlar gerçek kutsal kitabı okuyunca papalığın suistimallerini görebildiler. Kilise liderleri de onu mahkemeye verdiler ve idam etmeye çalıştılar. Hus ve Jerome biliyorsunuz kazığa çakılıp yakıldılar. Bohemia'da. Luther'in yazıları yasaklandı. Milyonlarca protestan idam edildi. Ama kutsal kitabın söylediği gibi reform yasaklıyken baskı 1260 gün yani 1260 sene devam etti. Bu dönem papalığın tam gücüne geldiği 538 yılından, 538 yılında ne olmuştu onu hemen bir hatırlayalım. Ostrogotlar Justinian tarafından Roma'dan kovuldular. Roma'dan bu kadar önemli bir karşı çıkan grup kovulunca bütün meydan papalığa kaldı ve papalık tek anlamıyla kendi başına orada hüküm sürmeye başladı 538 yılında. Ondan sonra bu 1798 yılına kadar sürdü. 538'den 1798 yılına kadar yani 1260 gün. 1798'de ne oldu? Meşhur bir tarih. Fransız ihtilali oldu ve o zaman Orgeneral Béthier papayı tutukladı ve ona bu şekilde bu zulüm dönemi sona ermiş oldu. Ancak İsa demişti ki o günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Ve Protestan reformu sayesinde bu baskı dönemi kısaltılmış oldu. Bütün bunlar çok büyük olaylar, bu saydığım olaylar. Gördüğümüz gibi kutsal kitap bir tablo çizerek, büyük bir tablo çizerek bu olayları gösteriyor. Ancak kutsal kitap bunları daha detaylı mı gösteriyor? Evet. Ve bunlara biraz daha detaylarına bakmak için 7 kiliselere gideceğiz. Kendi bölgemize eve gelelim. Peygamberlik söz 7 kiliselerde tabii ki her şey var, coğrafya var, işte tarih var falan, fakat bir de ön bildiride bulunan peygamberlik sözleri var bu 7 kiliselerin içerisinde. Onlara bir bakalım. Vahiy kitapçığında 7 kiliseler biliyorsunuz vahiy kitapçığının 2. ve 3. bölümünde yer alıyor. Vahiy kitapçığının 2. 3. bölümlerine gidelim. Burada bu 7 kiliseler nedir? Peygamber Yuhanna Patmos'a sürüldüğü zaman İsa ona
bir takım görümler veriyor. Ve bu görümlerde ona yedi kiliselere mektuplar yolluyor, mesajlarını yolluyor. Sürekli bu laflar kesinlikle direkt İsa'nın sözleri oluyor. Hangileri bu yedi kiliseler? Şöyle kabaca hatırlayalım. Efes'le başlıyor. Simirna, yani İzmir. Buradan Bergama. Aşağı doğru iniyoruz. Tiyatira. Sardis. Philadelphia ve Laodikya. Bunlar hangileri? Efes'i biliyoruz. Simirna, İzmir. Pergamon, Bergama. Tiyatira, bugünkü Alaşehir. Akhisar. Buradan 1,5 saat falan sürüyor Akhisar. Öyle bir şehir. Philadelphia, Laodikya aşağı doğru inerse bazı insanlar kabaca bir böyle ayakkabı şeklinde bir harita çıkıyor. Hepsini birbirine bağlarsanız. Yedi mi? O da olabilir. Doğru, onu da söyleyebilirsin. Ben hep ayakkabı olarak düşünmüş, öyle kalmış aklımda. Laodikya da bugünkü Denizli şehrinde sadece birkaç kilometre uzandı. Ve Yuhanna'nın zamanındaki yedi kiliseye yazılmıştı bu mektuplar. Ve bunları, bu kiliselere hitap eden bu yedi mesaj onlar için İsa'dan gelen çok çok önemli bir nasihat idi. Ve onun sözleriyle dolu, bu hem nasihat hem de onlara güç veren, onlara güçlendiren bir takım sözlerle dolu bunlar. Fakat bunun yanı sıra bir de bu yedi kiliselere gönderilen bu mesajları biz aslında tarih içerisindeki kiliselerin, bugüne kadar gelen kiliselerin karşılaştıkları zorluklarla da kıyaslayabiliriz. Onlara gelen bir takım sözler olarak da alabiliriz. Ve yüzyıllar boyunca kutsal kitabı araştıran insanlar yedi kiliselerde böyle bir boyut buldular. Şimdi biz ona bakacağız bugün. Şimdi bunu anlatmanın en kolay yolu hemen konuya girip hemen okumaya başlamak. Şimdi Vahiy 2:1 kiliselere yazılan mektuplardan Efes'le başlayalım. Efes'teki kilisenin meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yedi altın kandiliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerine elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adam uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilini yerinden kaldırırım. Yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlılarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. İsa ve onun elçilerinin zamanında kilise göreli olarak pak ve iyiydi. Yani daha o kadar da kirlenmemişti herhalde. İsa'nın takipçileri sapkınlıkları ve sahte elçileri tanıyıp reddettiler. Burada Nikolas yanlılarından bahsediliyor. Kim bu Nikolas yanlıları? İkinci yüzyılda herhalde İzmir'de doğmuş. Sonra da Fransa'da pastör olarak çalışmış İrenaeus diye birisi. Nikolas yanlılarının Hristiyan olma iddiasında bulunduklarından. Fakat zina etmek ve putlara sunulan kurban etini yemekten kaçınmayan insanlar olduklarını söylüyor. Yani hem ben Hristiyanım diyor, hem zina edip putlara sunulan kurban etini yemekten kaçınmıyorlar. Biz bu yedi kiliseye sembolik tarihsel dönemler olarak baktığımız için Nikolas yanlılarının günahlarını da sembolik olarak bakabiliriz. Yani elçisel kilise ahlaksızlığa karşı durdu. Bu Nikolas yanlılarına karşı durduğuna göre ahlaksızlığa da karşı durdu diyebiliriz. Çünkü on buyrukları da yerine getirdiler. İmanlılar o dönemde zorluklar çektiler. Yahudi kökenli imanlılar havralardan atıldılar.
putperest kökenli imanlılar alaya alındılar. Yani asla içeri kabul edilmediler kilisenin içine. Ve sosyal hayattan atıldılar. Sadece kilisenin içine değil, yani bütün toplumda kabul edilmiyorlar. O zaman insanlar bu yeni inancımızı şey yapmak, savunmak bu kadar da zor mu acaba diyerek katılaştılar. Yani kalpleri katılaştı. O zaman bu mektupta bahsedilen başlangıçtaki sevginden uzaklaştın sözü böyle oluyor, oluşuyor. Ondan sonra kilisenin, bu kilisenin birinci dönemi. Kilisenin ikinci dönemi İzmir Kilisesi, biliyorsunuz. Onu Vahiy 2'den yine görüyoruz. 8 ile başlıyor. İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını vereceğim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. İzmir Kilisesi baskı görecekti. Burada İsa imanları teşvik ediyor. Burada kilisede müthiş bir teşvik cümleleri görüyoruz. Yerel bir kilise olarak biz Polikarp adında bir din görevlisinin, çok sevilen bir din görevlisinin idam edildiğini biliyoruz. Öldürüldü Polikarp burada. Başkaları da idam edildi. Sadece Polikarp değil. Bazen Yahudiler Romalı yetkilileri Hristiyanlara karşı kışkırtıyorlardı. Biz yerel olarak İzmir'deki kiliseye verilen mesajın doğru olduğunu biliyoruz. Ancak bu olayı genişleterek bütün Hristiyanlığın tarihine bakabiliriz. Acaba Hristiyan tarihine İzmir'e yazılan mektup nasıl uygulanabilir diye inceleyebiliriz. Acaba bu baskıya paralel başka bir baskı dönemi var mıydı? Gerçekte oldu mu tarihte böyle bir şey? Daha yani 1. yüzyıldan sonraki tarihten bahsediyorum. Biz böyle bir baskı, işkence şeysi gördük mü? Büyük Mücadele kitabının şeyini okurken, Büyük Mücadele'yi bakarken. Kesinlikle evet, hatırlıyorsunuz, Nero ile başlayan korkunç baskılar vardı. Bunlar ne zaman başladı? 54 yılında başladı Nero'nun tahta gelmesiyle, ki o zaman Nero 16 yaşında küçük bir şeydi yani. 16-17 yaşında bir hükümdardı ve biraz biliyorsunuz pek iyi değildi, bence çatlaktı yani. En büyük baskıları onun zamanında geldi. Ve imanlılar tiyatrolarda köpeklere yem olarak atıldılar. Ve hatta köpekler bunları daha kolay parçalasın, yemek için, neyse parçalamak için diye hayvanların kanlı postlarına sarıldılar. Köpekleri kandırmak için. Çarmıha gerildiler, diri diri yakıldılar. Malları mülklerine el kondu. Roma'da katakomplarda yaşamaya mahkum edildiler. İzmir'deki kiliseye mesaj 10 günlük bir dönemden bahsediyor. Bütün bunlar 10 gün içerisinde mi oldu? Ağır da olsa 10 gün uzun bir dönem değil. Yani ne kadar ne çekersen çek 10 gün. Ancak yine gün ve ay ilkesini uygularsak 10 senelik Hristiyanlara yine böyle bir dönem var mı diye bakacağız. Büyük Mücadele serisinde hatırlıyorsunuz, 3. vaazımızda Wikipedia'dan şöyle bir alıntı okumuştuk. Onu tekrar okumak istiyorum. 24 Şubat 303'te Diocletianus'un Hristiyanlara karşı ilk fermanı yayımlandı. Buna göre imparatorluk içindeki Hristiyan kitapları ve ibadet yerleri yok edilecekti. Ayrıca Hristiyanların ibadet için bir araya gelmeleri de yasaklanıyordu. Diocletianus'un Nikomedia'daki sarayındaki yangın ve Anadolu'daki ayaklanmalardan sonra
Bu tam İstanbul'un biraz doğusunda bir yer, onu da söyleyeyim. İmparator Hristiyanlara yönelik daha sert yaptırımlara başvurdu ve tüm psikopoz ve rahiplerin tutuklanmasını emretti. Bunlar Hristiyanlıktan vazgeçmenin bir işareti olarak görülen kurban vermeyi kabul ettikleri takdirde serbest bırakılıyorlardı. Bu zulüm dalgası en sert biçimde imparatorluğun doğu eyaletlerinde uygulanıyordu ve 313 yılına kadar sürdü. Bu tarihte Konstantin ve Lysianus tarafından Milano Fermanı yayımlandı. Bu bir tahmine göre Milano Fermanı ile biliyorsunuz Hristiyanlık legal bir din olmuştu. Bir tahmine göre bu dönemde 3000-3500 kadar Hristiyan katledildi. Diğer birçokları da işkence görmüş ve hapse atılmışlardı. Zulmün Hristiyanlar üzerindeki etkisi o kadar büyük olmuştu ki İskenderiye Kilisesi Diokletianus'un hükümdarlığının başlangıcını şehitler döneminin başlangıcı olarak kullanmıştır. Zulmün bir başka sonucu da Dalmaçyalı Marinus adında birinin Titano Dağı'na kaçması ve ileride San Marino Cumhuriyeti diye anılacak bir devletçik kurmasıdır. Kaç kişinin öldürüldüğünü kimse bilmiyor. Bazı tahminler bu okuduğumuz makaleden çok daha yüksek. 10 sene boyunca şehitler dönemi yaşandı, onu biliyoruz. Gün yıl ilkesini kullanarak bu şehit dönemini İzmir uygularsak eğer, bu şehit dönemi 10 gün demişti ya İzmir Kilisesi'ne ızdırap çekeceksiniz diye, aynen oraya uyuyor. Yani bu 10 yıl çekilen işkence zamanı İzmir Kilisesi'ne uyuyor, bu 303 ile 313 arasında. Şimdi Bergama'daki kiliseye bakalım. İkinci bölümde 12 ile başlıyor Bergama'daki kiliseye yazılan mektup. Bergama'daki kilisenin meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana bana olan imanını yatsımadın. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balaam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balaam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Bunun için tövbe et. Yoksa yanınıza tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir ad, alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Bergama'daki kilisede hem öğreti hem de pratik açısından yozlaşmaya başladı kilise. Ve İsa onları azarlıyor. Neden? Nikolas yanlılarını izlediğinizi görüyoruz diyor. Nikolas yanlıları biliyorsunuz hem Hristiyan kilisesine gelmiş, hem fuhuş yapıyor, hem yasak etten yiyor. Ve eski ahitte Balaam İsrail oğullarını ayartmıştı. Ve Nikolas yanlıları da Balaam'ı sembolik olarak ve hem İsrail oğullarını hem Balaam'ı sembolik olarak düşünürsek nasıl bir sonuca varabiliriz? Eski ahitte Allah'ın halkı putperestlerle din ve politika ittifakına girdiği zaman bu zina simgesiyle tasvir edilirdi. Yani Allah'ın halkı putperestlerle din ve politika ittifakına girerse bu zina. Örneğin daha sonraki ayetlerde Rab peygamber aracılığıyla İsrail ile konuşuyor. Hezekiel'e bakalım. Hezekiel 16'ya bakacağız. Hezekiel 16. Hezekiel 16, 15'ten 18'e kadar okuyacağım. Ama sen güzelliğine güvendin. Ününü kullanarak fahişelik ettin. Her geçene gönlünü kaptırdın. Kendini teslim ettin. Giysilerinden alıp kendine süslü tapınma yerleri yaptın. Oralarda fahişelik ettin.
Böylesi ne olmuştur ne de olacaktır. Sana verdiğim altın, gümüş, süslerden erkek suretleri yaptın, onlarla fahişelik ettin. İşlemeli giysilerini alıp onların üzerine örttün. Onlara zeytinyağımı, buhurumu sundun. Ay bunlar çok korkunç şeyler değil mi? Kutsal yazılara göre Allah'ın halkı putperestlik yapınca buna ruhsal zina ve fahişelik deniyor. Burada açık açık söylüyor kutsal kitap. Konstantin Hristiyanlığı tanınan bir din yapar yapmaz kiliseye bir sürü insanlar geldi. Gerçekten içlerinden, kalplerinden ihtida etmeyenler, yani Hristiyanlığa geçmeyenler, dünyasal hedefleri için kiliseye katıldılar ve putperest ayinleri ve öğretileri kilise halkına öğrettiler. Bunlar da kabul edildi. 313 yılında Hristiyanlığın tanınan bir din olduğu zamandan papalığın kuruluşuna kadar bu dönemi Bergama'daki kiliseye verilen mesaj ruhsal olarak iyice betimliyor. Maalesef bu durum ne kadar kötü olursa olsun daha da kötü bir seviyeye düşecekti. Yani bu Bergama'daki kötülükler yetmedi, daha da kötü olacak. Tiyatroya bakalım. Yine ikinci bölüm, Vahiy kitabının ikinci bölümüne açıyoruz. Tiyatira'nın mektubu 18 ile başlıyor. Tiyatira'daki kiliseyi. Tiyatira'daki kilisenin meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın oğlu şöyle diyor. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Ne var ki? Bu konuda sana karşıyım. Bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki bir kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor. Bak, onu yatağa düşüreceğim. Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse onunla zina edenleri de büyük sıkıntıların içine atacağım. Onun çocuklarını salgın hastalıkla öldüreceğim. O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene, ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çobakla gülecek onları. Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Tiyatira, İzmir'den sadece 1,5 saat uzakta, Akhisar'da biliyorsunuz. Ve bu kiliseye verilen mesaj çok hoş değil. Bergama'da Balan ve Nikolas öğretilerine bağlı olanlar vardı. Fakat burada da sahte peygamber İzabel'i takip edenler var. Ve yozlaşma daha da büyük bir yere geldi demek. Yani peygamberleri, sahte bir peygamberi takip ediyorlar. Daha kötü bir yozlaşma. Peki İzabel kimdi? Bunu sembolik olarak nasıl yorumlayabiliriz? İzabel, eski ahitte Ahav diye bir İsrail kralı vardı, hatırlıyor musunuz? Çok böyle kötü bir kraldı. Onun kralı, o kralın karısı İzabel idi. Bu İzabel putperest Tiros'un kızıydı. Ve o putperest rahipleri İsrail'e getirerek İsrail halkının çoğunun kandırılmasına yol açtı. Ve İsrail halkı da Baal'a ibadet etmeye, ona tapınmaya başladılar. 538 yılında papalık tam yetkiye ulaştığı zaman da kilisenin yozlaşması hızlandı. Paulus şöyle yazıyor 2. Selaniklilerde. 2. Selaniklilere bakalım. 2. Selanikliler 2, 3 ve 4'ü okuyacağım. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça
mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Uf, bu müthiş bir şey. Bu imandan dönüş tabii ki Hristiyanlığın yozlaşması. Yasa tanımaz adam da Papa. Burada aynen kutsal kitapta anlatılıyor. Protestan reformu ortaya çıkmadan önce papalığın hakim olduğu dönemde İsa'daki kurtuluş, putperestlikten gelen ayinler, gelenekler ve insanların uydurdukları sahte öğretilerin altında kaldı. Yani insanlar İsa'daki kurtuluşu bir kenara silip bu sahte öğretileri takip ettiler. Rahipler İsa'nın sahip olması gereken titre ve yeri onları aldılar. Kendi üzerlerine aldılar. Ve hatta bunu para karşılığında sattılar. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? İsa'nın bizlere verdiği, ücretsiz olarak verdiği kurtuluşu onlar alıp kendileri biz kurtarıyoruz diye parayla sattılar. Şabat günü tamamen ezildi. Biliyorsunuz pazar gününün altında ezildi. İsa kiliseye tövbeleri için zaman ayırdı, yer ve şekil ayırdı, fakat maalesef kilise tövbe etmedi. Bu arada kilisede iyi insanlar da vardı. Herkes kötü değildi, iyi insanlar da vardı ve İsa onlara, ama size, yani Tiyatira'da bulunan öbürlerine, bu öğretiyi benimsemiş, şeytanın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinizde bundan başka bir yük koymuyorum. Olduğunuza sımsıkı sarılın, başka bir yük koymuyorum diyor İsa. Tabii ki bu dönemde de çok büyük bir zulüm vardı. Putperestliğin Hristiyanlığa karşı zulümü papalığın yaptığına göre çok daha küçüktü. Bu zulmü 7 mühürde daha çok göreceğiz. Şimdi 7 kiliseyi ve sembolik dönemleri dönemler olarak bırakalım bir tarafta burada. 4 kiliseyi gözden geçirdik. Hangileri? Efes, Bergama, Tiyatira. Kutsal kitap bu olayları bazen açıkça, bütün bu olan olayları bazen açıkça, bazen sembolik olarak çeşitli yollarla, değişik peygamberler aracılığıyla bizlere bildirdi. Dolayısıyla kutsal kitaba güvenebiliriz. Bunu kesinlikle bir kere daha görüyoruz. Ve bu kiliselerin devamını da daha sonra yapacağız. Arkası yarın gibi oldu. Kutsal kitaba güvenelim bu arada. Bunu unutmayalım. Teşekkürler.